Tuttur'dan Dünya Kupası'na dünya kadar bonus. Tuttur Nuva'ya katıl, ilk ona gir, ödülünü al. Herkese selamlar. Voleden dünyayı tutturanlarda Serdar Ali Çelikler'le beraber günün maçlarıyla ilgili tüyolarımız, tahminlerimiz olacak. Günün ilk maçıyla başlayalım. O zaman İsviçre-Kamerun. Bir kere bugün babalar sahneye çıkıyor. İki favori. İtalya'da Plase, değil mi? Kimdir abi onlar? Portekiz'de Brezilya. Artı favoriler. Plasen. Plase'de Uruguay. Uruguay, güzel. Onlar şeye çıkıyor. Ben her zaman İsviçre'yi şey bu mu? İsviçre zaten İsviçre'de yaşayan adamlar da öyleler. Böyle mücadele etmezsen yaşayamayacağım bir yer İsviçre. Güzel. Dağların içinde. Oradan güzel dağcı falan çıkıyor. Güzel. Bir de burada göçmen olayı da savaşçı var. Savaşçı adam çıkıyor. Göçmenlikle tutunmaya çalışanlar var. Dolayısıyla hani İsviçre hani zengin, güzel, müreffeh ülke falan da mücadele etmezsen de olmaz. O yüzden de İsviçre'de böyle mücadeleci ve sert takımlar çıkıyor, milli takımlar. Her zaman da böyle bir turnuvalarda biz buradayız diyorlar yani. Kamerun zaten Abubakar oynuyor değil mi? İlk maç oynuyor mu Abubakar? Abubakar'ın bir bildiğimiz bir sıkıntısı yok. Hatta iddia yani bilinen bir sıkıntı yok. Evet. Açıklaması var. Her maç 2 gol atacağım diye. O biraz atma Recep Din kardeşi izlerler adama da. ufak hatta civciv yesin de diyebilirler. O yüzden hani o biraz abartılı olmuş ama Abu benim adamımdır biliyorsunuz. Yani, severim. Sonuç itibariyle güzel bir maç olur. Maç tahminim de karşılıklı gol olur. Karşılıklı gol olur. Taraf bahsindense. Bir de 6'sı yani 1-1 mesela bekliyorum ben. Maçın 1-1'i sonuçta. Düşük bir bekliyorum. Karşılıklı gol. Choupo-Moting de formda geliyor. Anguissa da Napoli'den formda geliyor. Diğer tarafta Granit Xhaka takımın lideri formda geliyor. Savunmada iyi oyuncuları var. Akanji gibi. Valencia'da oynayan Eray Cömert kadroda ki o da özellikle bir oyuncu. Düşük bir karşılıklı gol tahmini geldi. Sen ne diyorsun? Çeliklerden. Ya ben bu maçla ilgili net bir fikrim yok. Yani kupona koymam. Diğer 3 maçla devam ederim ama bir şey diyeceksem açıkçası İsviçre'nin Hakan Yakın, Murat Yakın'dı değil mi? Pardon. Murat Yakın faktörüyle İsviçre kazanır. Daha yakınım diyorsun. Daha yakınım. Dur bir bakalım şeyin takımına. Burada. Kamerun'a bakayım. Yok. Kamerun'a bakacağım. Nerede Kamerun? Ver kardeşim. Bakayım şimdi Kamerun'a. Andre Onana. Inter'in kalecisi. Tamam mı? Başka kimler var? Savunmada birazcık sanki. Anguissa var. Meşhur. Çok seviyorum onu ben. Frank Zambo Anguissa'yı. Frank Zambo diyebiliyorduk biz onu. Fulham zamanında. O zamandan önemli. Tabii Maxim Choupo-Moting, Vincent Aboubakar. Ekambi varmış bak. Evet. Ekambi. Enkudu bizimki. İyi fena takım, kötü takım. Değil. Kunde falan var Olympiakos'ta. İyi takım yani. Fena takım değil. Savunma oyuncularını çok tanımıyorum. Onun dışında fena takım değil. Benim tahminim Atletik'le böyle mücadeleci takımın 1-1 berabere sonuçlandıracağı ve iki takımda birer gol atıp 1 puan alacağı bir maç gibi geliyor. Peki. O zaman diğer maça pas atıyorum sana. Güzel bir maç. Uruguay, Güney Kore maçı. Bir kere iki tane çok merak ettiğim takım. Güney Kore'yi de çok saygıyla takip ediyorum. Yıllardır ve her turnuvada. Japonya gibi onlar da her turnuva üstte koya koya geliyorlar. Japonya zaten Almanya'ya gerekeni yaptı. Onlar da Koreliler de hep her turnuva ilk turnuvalarda böyle biraz yani biz işte geldik temsil ettik tamam durumundalardı ama üstüne koya koya geliyorlar. Geçen turnuvada da onlar Almanya'ya gerekeni yapmıştı. Futbolu hep geliştiren takımlar. Futbolu sürekli gelişen ülkeler. Artık çok daha uluslararasılar. Bana göre şu anda dünyanın en formda stoperine sahipler. Kim Minci? Ondan sonra ön taraftaki oyuncular işte Son Mon bayağı iyi futbolcular var. Son var, Hank var Wolverhampton'daki. Evet iyi futbolcular da var. Uruguay'ı da çok merak ediyorum. Bence iyi bir kadroyla geliyorlar. Bak hatta yani biz tabii Türkiye'den dolayı Torreira'dır efendime söyleyeyim. Şeydir ne derler onun adına Muslera'dır Basar onları biliyoruz ama yani iyi takım abi. Bentancur'lar, Matias Vecino'lar, Valverde'ler, Fede Valverde'miz var mesela Real Madrid'in.
Şu anda Avrupa'nın en formda. En formda futbolcularından birisi. Yani Darwin Núñez var. Hücumda. Her şeye rağmen Luis Suarez var. Bir toparladı. Luis Suarez var. Darwin Núñez bu takımda iyi ya. Cavani var. Savunmada Araujo, ya Jiménez, çok iyi kadrosu Guates var. Yani birinci sınıf bir kadrosu var. Bir yarı final arası 2010 Güney Amerika Afrika gibi kimse şaşırmaz. İki takımın da savunmasında iyi oyuncular var. İyi savunma yapmayı bilen 4-4-2 takımı, birisi Uruguay, diğerisi gerçekten diğeri atletik takım. Evet. Sanki karşılıklı gol yok maçına doğru evriliyor gibi bu iş. Yani olabilir ama Güney Kore'yi tabii çok iyi bilmiyorum. Yani çok, bir de sonun sakatlığı var çok acaba. Çok böyle hani durumda, böyle süper hakim misin dersen bilmiyorum. Ben güzel bir maç olacağını, Uruguay maçını özellikle seyredeceğim. Keyifle seyredeceğim. Ben Uruguay'ın bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Ama taraf bahsi, yani taraf bahsi diğerine daha garantiye gideyim diyenler varsa da ilk yarı sıfır güzel, mantıklı bir tercih olabilir. İlk yarı sıfır doğru. Kulağa bir de dikkat edin, 16 maçlarında bir böyle bir tuhaf şeyler, daha kısır maçlar oluyor. O zaman sana... Yani şimdi iki gündür ne var? Bir tane böyle kısır maç oluyor. Kötü maç oluyor yani. Bir tane tuhaf maç oluyor. Ne oluyor lan filan diye. Sonra bir Fransa ile İspanya gibi birisi bir şey yapıyor. Yani öyle bir her gün bir enteresan bir şey oluyor yani. O zaman enteresan şeyi Gana yapar mı Portekiz'e? Bugünün enteresanlığı buradan gelir mi? Ya Gana beklendiği kadar iyi bir takım değil. Öyle mi diyorsun? Yani. Ama Gana da artık Afrika'nın şeysi ya. Afrika'nın Brezilya'sı abi adamlar. İşte her sene geliyorlar. Geliyorlar. Hep buradalar. Ama kalite olarak eskisi gibi hani bir zamanlar korkutan bir Gana durumu yok. Yani iyi bir Thomas Partey var Arsenal'da. Çok iyi geliyor. Kenarda Tarik Lamptey Gana'yı seçti. Hastasıyım. Hastasıyım. Çok seviyorum. Nico'nun abisi Inaki Williams, Athletic Bilbao'lu formda. Evet. O da seçti. Evet. Bu üç oyuncu dışında Muhammed Kudus var. Becerili bir oyuncu. Onun dışındaki doğru oyuncular Portekiz maçı özelinde ne kadar öne çıkabilir? Afena Cihan var benim adamım. Roma'da 18 yaşındaki çocuk. Cremonese'ye gitmişti. Evet. Daha bakalım onu oynatacak mı hocası? Tabii bir de Jordan Ayew var yani, ne olur olsun. Tecrübeli oyuncu. Bizim Ayew değil değil mi o? Bizim Ayew değil. Onun o da var mı? Onda, o zaman ondan bir şey olmaz. O oynarsa bir şey olmaz da. Gene eli sarılı mı acaba o Ayew'un? Ona bir ara bakmak lazım. İşin esprisi bir tarafa, ben yani Portekiz'e biri sürpriz yapacaksa Gana yapabilir diye düşünüyorum. Ama Arjantin'in mağlubiyetinden sonra ben Ronaldo'nun kramponlarını fena bilelediğini düşünüyorum. Katılıyorum. Ben fena bilelediğini düşünüyorum. Ve yani 3 oynayacaksa 5 oynayacaktır. Ve bilin, tahmin edilenin ve sanılanın aksine United'la ilişkisinin kopması da İyi gelir. Bence pozitif etki edecektir. O yüzden Cristiano Ronaldo gol atar. Gana da gol atar diye bir hissiyatım var. Yani Ruben Dias'lara, Pepe'lere, müthiş kalecilere rağmen Gana bir gol atabilir gibi geliyor bana. Çünkü biz attık abi. Biz attık, iki tane de atıyorduk biz. Doğru. Şey de attı, Makedonya'da atmadı mı? Attı. Yani bunlara bir tane atarlar gibi geliyor. Ya ben direkt maç sonu Portekiz'deyim. Maç sonu Portekiz tabii gidiyor, mantıklı. Hatta maç sonu Portekiz 1.5 üst maç sonu şimdi Portekiz ama, gibi. Şimdi bu tuhaf sonuçlardan dolayı ben çok rahat konuşamıyorum yani. Biz o yüzden hani ben Ronaldo'cu olarak Ronaldo'nun gol atmasını çok isterim. Ama bu tuhaf sonuç nereden çıkacak dersen bence Brezilya Sırbistan'dansa buradan çıkacak. Potansiyel abi. Ya Gana'nın Portekiz'e golü evet, var gibi görünüyor. Evet. Brezilya Sırbistan dedik. Birçok spor yorumcusuna göre, bizim arkadaşlarımızın da bir kısmına göre turnuvanın sürpriz adayı. Servis. Ne diyorlardı buna? Ne at diyorlardı? Kara at mı? Hayalet at mı? Black Horse'u galiba. Black Horse. Böyle diyelim. Sürpriz atı yani. Sırbistan. Bir kere benim futbol anlayışıma göre, benim sevdiğim futbola göre mükemmel iki santrforu var. Tam benlik iki tane. Mitrovic ile Vlahovic. Ama şimdi çift santrfor mu oynuyorlar? Tek santrfor mu oynuyorlar? Birbirlerinin ikamesi mi? 3-5-2 gibi. 2 santrfor da oynatıyorlar. Akıllı adam işte. Yani o ikisini oynatabilmek için arkada üçlü çıkıyorlar. Arkadaki üçlü de fena değil. Orada Pavlovic var. Milenkovic var. Biri Fiorentina'da olmuş bir oyuncu. Diğeri de Salzburg'un mutlak olacak ve Serie A'ya transferi gündemde. Hı hı. Genç oyuncusu. Sol kenarda Kostić var tabii. Kostić sol kenar.
Kostiç oynuyor. Tadiç var ne olur olsun. Tabii. Onu biraz daha işte Vlahovic Mitrovic'in arkasındaki gizli 10 numara gibi oynatıyor. Merkezi de Milinkovic Savic'e bırakıyor. Onun çok yanında güzel. Da ya Lukic ya Iličić performans tabii, veriyorlar. Yılların Gudeli'yi var. Maksimovic'i var falan. Evet yani iyi kadrosu varmış. Bu ikilinin i̇yi arkasında bekleyen de Luka Jovic. Fiorentina'da tekrar form bulan tabii. bir hali. Ama yani sorun çıkarabilir Brezilya'ya. Sanki bu maçta biraz sorun çıkarabilir de yan yanayım ben de açıkçası Sırbistan'da. Öyle mi diyorsun? Brezilya sıkıntı yaşarsa burada mı yaşar diyorsun? Yani kazanacağını düşünüyorum. Ama çok da böyle işte şey gibi İngiltere gibi, Almanya gibi, İspanya gibi değil. O zaman ben bu maça yine ilk yarı sıfır diyeyim. Ne diyorsun? Olur mu ilk yarı sıfır? Yani ben az gollü de olsa Brezilya galibiyetinden. Brezilya kazan ama Brezilya'ya da ben yani çok formda geliyorlar ya. Yani Jesus, Gabriel Jesus son 2-3 maç sallandı ama formda. Vinicius formda. Tabii. Orta saha oyuncuları formda. Ya özellikle Bruno Guimaraes'le müthiş. Paqueta'nın kullanım şekli de Guimaraes çok acayip. Müthiş bir hoca, oyuncu. Müthiş bir oyuncu bir de. Tek oyun kurucu yani bir de şey yani transfer yapacak o sene bu sene. Şey. Ya Brezilya'nın kadrosuna baktığımızda şey yok. Bekler dışında Alex Telles, Danilo, Alexandro dışında herhangi bir zafiyet yok. Yani stoperde yok. Evet. Ya dördüncü stoper Juventus'un stoperi Bremer. Geçen sezon Serie A'nın en iyisi. Evet. Casemiro, yedeği Fabinho. Tabii. Yok Casemiro falan yani orta sahası falan çok iyi. Şimdi ön tarafta tabii ben hani Jesus'un oynaması gerektiğini düşünüyorum ama Richarlison'a yakın Tite. Yani öyle mi diyorsun? Evet. Santrifor olarak onu mu oynatıyor? Evet. Richarlison, Vinicius, Antony, Neymar'ı da 10 numara oynatıyor. Serbest. 4. 4-2-3-1 oynatıyor. Arkaya da şeyi bırakıyor. Fred'le Casemiro'yu. Fred bağlantı Casemiro stoperleri tutuyor. Toplar. Bekleri çıkarıyor. Mantıklı. Brezilya yener ya. Brezilya yener ama yani Mitrovic'im gol atarsa veya Vlahovic'im gol atarsa da acayip sevinirim. Ondan siz gene de Sırbistan gol atabilir oynayın. Bak siz beni bu santraforlarıma güvenin. Yani 2-1 biterse şaşırmam. Mantıklı. 2-1 biterse kolay. Şaşırmam. 2-1 yani, Brezilya. Şöyle de bitebilir. 2-1 gider maç. 89-90 3-1'e bağlayabilir Brezilya. Olabilir. Belki öyle bir şey olabilir evet. Ama ne olursa olsun 4 maçta şahane. Ya bir kere yani sert maç, güzel maç. Ben Portekiz Gana'yı da çok merak ediyorum. Zaten ayrıca yani çok zayıf bulduğum bir maç bile olsa Ronaldo'cumun hatırına izleyecektim. Özellikle ilk maçta. Ama güzel de maç olur. İsviçre Kamerun'da acayip güzel maç olacak bence. Bugün benim de şansıma hem seninle yaptığımız programda böyle güzel bir fikstüre denk geldi. İnşallah sizi de güzel şanslı bir kupon yaparsınız. Biraz da açlık çıkartırsınız. İnşallah diyelim. O zaman ağzına sağlık abi. Senin de. Dünyayı tutturanları bu bölümünü sonlandırıyoruz. Tuttur'dan Dünya Kupası'na dünya kadar bonus. Tuttur Nuva'ya katıl, ilk ona gir, ödülünü al.